Merhaba gençler. Sözcükle yapı testlerimizin ilk videosunda sizinle beraberiz. Haydi hızlıca nasıl çözeceğimizi öğrenelim. Gençler aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim gövdesinden türemiştir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu soruya baktığımızda buradaki esas detay isim gövdesi. Gençler isim gövdesi dediğimizde kök bir yapım eki alacak. Ve bu yapım eki almış hali biliyorsunuz ki biz buna gövde diyoruz. Bu gövdenin isim olması gerekecek. İşte bunun üstüne bir tane yapım eki getireceksiniz. Yani en az iki yapım eki gerekiyor ve bununla beraber bu gövde dediğimiz kısım isim olmak zorunda. Yani isimden türetilmiş bir başka kelime. Artık ne olduğu önemli değil. Şu kelimeye baktığımızda kırmaktan kırgın ifadesini görüyoruz. Sonrasında lerler eki. Tamam. Gençler bu bir isim gövdesi. Ama bunun üstüne bir yapım eki gelmediği için isim gövdesinden türemiş olmadı. Bakın buraya dikkat. Tekrar ediyorum. Kırmaktan kırgın bu bir gövde. Evet ama bu kırmaktan kırgın olduktan sonra bunun üstüne bir tane daha yapım eki gelmek zorunda. O yüzden burada kesinlikle böyle bir şey olmadığı için A şıkkını eledik. B şıkkına bakıyoruz. Kelimenin kökü yaz. Yazdan yazlık. Üstüne D daha ikini almış. Gençler dikkat ederseniz yazdan yazlık son hali isim. Bu bir isim gövdesi. Ama üstüne yapım eki gelmediği için hop bunu da eledik. Şimdi gelelim sevdalık kelimesine ki çok tehlikeli bir kelime. Gençler sevdalık kelimesinin kökü sevdadır. Sevda Arapça bir kelimedir. Arapça bir kelime olduğu için kök alınmak zorundadır. Sevdalık kelimesine baktığımızda evet bu bir gövdedir. Hatta bir isim gövdesidir. Ancak lerler bir çekim ekidir. Yani bir tane daha yapım eki almak zorundaydı. Ama alamadığı için elendi. Dikkat edin formülümüz burada. Şimdi gelelim bu D şıkkına. Kelimenin kökü bitmek. Bitmekten bitkin. Bitkinden bitkinlik. Sonrasında dandan ekini almış. Bakalım bitmekten bitkin. Gençer, bitmekten bitkin dediğimizde bir yapım ekim bulunuyor. Yani bu artık bir isim gövdesi. Çünkü son hali isim. İsim gövdesinden türetilmiş bir kelime olduğunu nereden anlıyoruz? Lık eki bir yapım eki. Çünkü bitkin ile bitkinlik aynı şey değil. Bundan dolayı isim gövdesinden türetilmiş bir kelime oluyor. Cevabımız Diyarbakır. E şıkkına baktığımızda zaten kahve kök halinde. Bunu da otomatik olarak eriyoruz. Şimdi genişler ikinci soruya baktığımızda bu soru biraz geniş bir soru olduğu için şöyle geniş açı gerekti. Hızlıca beraber bakalım. Altı çizili ifadeleri vermiş. İki saat paragrafı okumakla uğraşmayacağız. Ama tabii ki kelimelerin, eklerin kullanıldığı yerlere göre anlamları çok önemli. A şıkkına baktığımızda birinci sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almış. Bakalım doğru mudur? Bakıyoruz. Toplumda kelimenin köküne bakıyoruz hemen. Kelimenin kökü top. Toptan toplu, topludan toplum. Dikkat ederseniz yapım eki aldığını görüyoruz. Gençler diyebilirsiniz ki top nasıl bir köktür? Gençler top bir araya getirilmiş, biriktirilmiş olan hani derli toplu diyoruz ya buradan getiriliyor. Bundan dolayı toplumla bir araya gelmiş anlamını taşıdığı için yapım eki var. Üstüne de da hal ekini almış. De da bir çekim ekidir. Bunu eledik. İki numaralı sözcüğe baktığımızda sıfat fiil eki almıştır diyor. İsteyen kelimesine baktığımızda istemek Y kaynaştırma en an sıfat ekini görüyoruz. Bunu da eledik. Üçüncü sözcük yaklaşma haleki almış basit bir sözcüktür. Gençler edebiyat kelimesi yabancı bir kelimedir. Buna dikkat ediyorsunuz. Edepten edebiyat değildir. Arapçada olabilir, Türkçede olamaz. Edebiyat sözcüğü edebiyat ı ne a yönelme harekini almış. Dikkat ederseniz yapım eki bulunmuyor çünkü kök halinde. E, A yönelme hal ekim de var. C şıkkını eledim. D şıkkına baktığımızda 4 numaralı sözcük fiilden birden fazla fiilden fiil yapan ek almıştır. Hızlıca bakıyoruz. Şimdi tanımaktan tanımaktan tanıtmak tanıtmaktan tanıtılmak. Dikkat edin tanımaktan tanıtmak tanıtmaktan tanıtılmak ifadesini görüyoruz. Birden fazla yapım ekini işaretledik. Hızlıca 5 numaralı ifadeye bakıyoruz. Fiilden türemiş bir isimdir. Bakıyoruz. Kelimenin kökü yazmak. Yazmaktan yazılmak -en-an. An. Gençler dikkat edin. Yazmaktan yazılmak fiilden fiil yapan ektir. Yazılmaktan yazılan fiilden isim yapan ektir. Ama dikkat edin. Bu -en-an an, sıfat-fiil ekidir. E, diyor ki hakkında monografi yazılan ilk Türk kadın edebiyatçı. Nasıl Türk edebiyatçı? Hani nasıl kadın edebiyatçı? Hakkında monografi yazılan. Gençler bu bir isim değil. Bu bir sıfattır. O yüzden cevabım Edirne olur. Hızlıca 3 numaralı cümleye geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türemiştir. Bakın yine benzer bir kavram var gövde. Gövde neydi gençler? Kök artı yapım eki artı bir tane daha yapım eki. Şu kısım benim için gövdeydi. Bunun üstüne şunu biraz küçültelim. Bunun üstüne bir tane daha yapım eki getirildiği zaman gövdeden türemiş olacak. Formülümüz bu. Şimdi şu kelimeye bakalım. Ölmekten ölüm ölümden. Gençler ölmekten ölüm burası bir gövde. Ancak gövdeden sonra başka bir yerde yapım eki var mı? Hayır yok. A'yı eledim. Gelelim B şıkkına. Kelimenin kökü kimden gelir? Kim zamirine baktık? Lıklık lık. tamam bu bir gövde ama başka bir yapım eki var mı? Yok. Eledik. Şimdi gelelim C şıkkına. Sevmekten sevgi, sevgiden sevgili. Baktığımız zaman sevmekten sevgi şurası bir gövde çünkü sevmekten sevgi yapım ekidir. Sevgili dediğimiz zaman dikkat ederseniz gençler burada bu da bir yapım eki çünkü sevgi ile sevgili aynı şey değil. Anlam bağlantısı var o yüzden gövdeden türemiş oluyor C şıkkı. D şıkkına baktığımızda yazarlardan yazmaktan yazarlarlardan. Gençler yazmaktan yazar. Burası benim için bir gövde. Çünkü yazmaktan yazar bir yapım ekidir. Ama dikkat edin sonrasında lerler artı dendan yazar kelimesinin anlamını değiştirmediği için burada hiçbir şekilde yapım eki bulunmuyor. O yüzden şıkkını eledik. Göstermiştir. Göstermek kelimesini alıyoruz. Kelimenin kökü bu. Sonrasında mışmış. Sonrasında dırdır. Gençler kök. Mışmış bir ki peki bu bir çekim eki. Dırdır bir ek fiil ya da bildirme eki diyebiliriz. Bu da bir çekim eki. Gençler dikkat ederseniz hiçbir şekilde yapım eki yok. O yüzden burada zaten gövde yok. Cevabımız cizre. Gelelim 4 numaralı sorumuza. 4 numaralı sorumuzda aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerin hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır diye bir soru var. Gençler A şıkkında seçmekten seçim olduğunu görüyoruz. Seçmek fiil kök, seçmekten seçim, fiilden isim yapan ek. B şıkkına baktığımızda romanlarına baktığımızda gençler burada kelimenin kökü bakmak dığımızda hani dığında ekinin farklı bir versiyonu baktığımız zaman mantığıyla baktığımızda bu dığında diğindenin farklı bir versiyonu gençler bu bir fiilimsi zarf fiil eki Gençler fiilimsi ekleri fiilden isim yapan ek kategorisindedir. O yüzden bunu da buraya aldık. C şıkkına baktığımızda özel bir statü alacağı almak, ecek, acak, ı. Gençler buradaki ecek, acak yine fiilimsi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta sıfat fiili olarak karşımıza çıkıyor. Az önce ne demiştik? Fiilimsiler Fiilden isim yapan ek kategorisindedir. Ömer Hayyam ulusal değil, evrensel bir yazardır dediğimizde yazmaktan yazar ifadesini görüyoruz. Yazmaktan yazar yine fiilden isim kategorisinde. E şıkkına baktığımızda pandemi günlerinde kitap okuyan sayısı çoğaldı. Çoktan çoğalmak mantığıyla bu da isimden fiil yapan kategoriye girdiği için cevabımız eline olacak. Gelelim 5 numaralı cümleye. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türemiş bir sıfata yer verilmiştir. Bakıyoruz gider bu zenginlik, gelir zürtlük, gün şimdiki gündür, dün ele girmez, Gider bu yiğitlik gelir pirlik gençlikte sürülen dem ele girmez. Gençler zaten en an sıfat fiil ekini görüyoruz. En an sıfat fiil eki bir yapım ekidir. E doğal olarak da türemiş sıfat oluşturmuş mu bakıyoruz. Hangi dem? Gençlikte sürülen dem. En an burada sıfat fiil. Bunun haricinde şuraya bakabilirsiniz. Sıfat yapan ki de burada buluyor. Hangi gün? Şimdiki gün. Bunu da türemiş sıfatı alabilirsiniz. B şıkkına baktığımızda geniş zaman kipi almış birden fazla sözcük bulunmaktadır. Gençler gider bu zenginlik, gelir bu züğürtlük. Gün şimdiki gündür dün ele girmez. Dikkat ederseniz çok fazla geniş zaman kipi almış birden fazla sözcük var. Yalın halde isimler. İsimlere bakacağız. Gençler pirlik, yiğitlik, gündür. Dikkat ederseniz şurayı biraz temizleyelim çok karışık olmasın. Gençler yiğitlik, pirlik dikkat edin. Bunlar hiçbir şekilde e, de, den hal eklerini almamış, i'yi almamış. O yüzden bunlar yalın haldedir. İsimler dediği için en az iki tane arıyoruz. C şıkkını da eledik. D şıkkına baktığımızda isimden isim yapım eki almış. 5 sözcük bulunmaktadır. Gençler zenginden zenginlik 1, züğürtten züğürtlük 2, yiğitten yiğitlik 3, pirden pirlik 4, gençlik, lıklik bunların hepsi isimden isim yapım eki almış sözcüklerdir. O yüzden bunu da eliyoruz. Bulunma haleki yer bildirmektedir. Gençler gençlikte ifadesinde D'da bulunma ...halekini görüyoruz ama ne zaman sürülen dem? Gençlikte sürülen. Bakın sürülmek bir fiilimsi. Ne zaman sürülen? Gençlikte sürülen. Fiilimsiye ne zaman sorusunu sorduğunuzda zarf cevap verecektir. Yer bildirmiyor, zaman bildiriyor. O yüzden cevabımız Edirne olur. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi? Gövdeden türemiştir. Yine gövdeden türeme karşımıza çıktı. Bakın gövde neydi? Gençler şöyle gösterebiliriz. Şurayı silelim hızlıca. Gövde dediğimiz kök artı yapım ekiydi. Bu benim için gövdeydi. Artık anlamış olmamız lazım. Bir de gövdeden türeme dediği için en az bir yapım eki daha gerekiyor. Yani formülümüz bu. Gençler A şıkkına baktığımızda okumaktan okuma ifadesini görüyoruz. Okumaktan okuma ifadesini gördüğümüzde burada mema isim fiil ekini görüyoruz. Doğrudan bu gövdeden türeme değil çünkü kendisi gövde. B şıkkına baktığımızda Ramazan Hoca öğrencilerine her gün motivasyon konuşmaları yapardı. Gençler öğrenmekten öğrenici Dikkat edin öğrenmekten öğrenici ifadesini gördük. Burada da bir yapım eki var ama en az iki yapım eki istediği için bunu da eledik. C şıkkına baktığımızda maske sözcüğünü kök alıyoruz. Maske siz. Gençler maske ile maskesiz aynı şey olmadığı için bu da bir yapım eki ama en az iki tane yapım eki gerektiği için bunu da eledik. Şimdi D şıkkına bakıyoruz. Sökmekten söktürmek. Sonrasında üyor, du. Gençler sökmekten söktürmek tamam bu bir yapım eki ama bu bir kip bu bir ek fiil. Gençler kipler ve ek fiiller çekim eki alınır ama burada bir tane yapım eki olduğu için bunu da eledik. Şimdi gelelim şuraya. E şıkkına baktığımızda gençler sorumluluk sormaktan sorum diyebilirsiniz, sorumlu diyebilirsiniz, sorum diyebilirsiniz. Sorumdan sorumlu, sorumludan sorumluluk ifadesini görüyoruz. Dikkat edin sorumdan sorumlu sorumluluk ifadesini gördüğümüzde en az iki tane yapım ekimiz var. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Evet gelelim yedinci soruya. Yedinci soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük sıfat tamlaması biçiminde oluşmuştur demiş. Hemen birleşik sözcüklere bakalım. Karadut, ardından kapkaç, Kadın budu, çek yat, akşam sefası. Baktığımızda burada sıfat tamlaması biçiminde diyorsa sıfat artı isim şeklinde olmak zorunda. Kara artı dut. Nasıl dut? Kara dut. Bu bir sıfat damlaması yoluyla oluştuğu için cevabımız Adana. Ama diğerlerine bakalım. Fiil artı fiil kapkaç. Kadın budu, isim artı isim. İsim tamlaması yoluyla oluşmuş. Çek yat, fiil artı fiil. Akşam sefası isim art isim şeklindedir. Cevabımız doğrudan Adana olacak. Evet 8. soruya geliyoruz ve 8. sorumuzun yoğun ve tehlikeli bir soru olduğunu görüyoruz. Çünkü bir dörtlük, çünkü bir şiir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Hemen bakıyoruz. Fiilden isim yapım eki almış sözcük. Bakıyorum fiilden isim yapım eki almış sözcük var mı? Ölmekten ölü Örmekten ölü, fiilden isim yapım eki almış sözcüktür. O yüzden bunu eledik. Tamlanan eki dediği iyilik ekidir. Tamlanan eki almış en az iki tane kelime bulmamız lazım. Bakalım ölü bir külçesiyim şimdi kemikle etin. Etin külçesi. Bakın etin külçesi. Külçe neye ait? Ete ait. O zaman buradaki iyilik eki. Dimağım, dimağın yine bana ait olduğunu gösteriyor iyilik eki. Pençesinde sonsuz bir rehavetin, rehavetin pençesi. Pençe neye ait? Rehavete ait. O zaman en az iki tane bulduk. Hemen B şıkkını eledik. Ek halinde zamir. Gençler ek halinde zamir. Bir ilgi zamiri. iki iyilik eki olarak karşımıza çıkıyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Gençler normalde İyelik ekinin iyilik zamiri olabilmesi için tamlayanın düşmesi lazım. Ama tabii ki yayın evleri bunlara dikkat etmiyor. Siz soruları çözerken iyilik eki alabilirsiniz. Ama bir soruda tamlayan düştüğü zaman iyilik eki iyilik zamirine dönür dedik, döner dedik ve bununla beraber dimağım ifadesine bakıyoruz. Dima kelimesi ım ekini almış. Dima kime ait? Benim dimağım. Gençler aklım anlamında kullanıldığı için aklım bana ait olduğunu gösteren ek iyilik ekidir. E, tamlayan da düştüğü için iyilik zamiri bir tane bulduk. Bizden birden fazla istiyor. Bir başka örnek de şurada var. Beyhudedir ey gönül beyhudedir gayretin. Senin gayretin gayret kime ait? Sana ait. iyilik ekini gördük burada. iyilik eki varsa tamlayan da düşmüşse bu bir iyilik zamiridir. Ek halinde zamir en az iki tane bulduk. O yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkına baktığımızda isimden fiil yapım eki almış birden fazla sözcük bulunmaktadır diyor. Şöyle rengimizi değiştirdik. Gençler bu metni okuduğumuzda sadece şurada bir kelimeyi görüyoruz. Hızlıca alalım. Körükten körüklemek, körüklemekten körüklenmek. Gençler bakın fiil, isimden fiil yapan ekimiz var ama sadece bir kelimemiz var. Bizden ise birden fazla sözcüğü aldığı için cevabımız Diyarbakır olacak. Birden fazla türemiş sıfata bakalım hızlıca. Ölü bir külçesiyim. Bakın külçe isim. Nasıl külçe? Ölü külçe. Ölmekten ölü. Türemiş bir sıfattır. Şimdi kemikle etin, dimağın pençesinde sonsuz bir rehavetin, rehavet isim nasıl rehavet? Sonsuz rehavet. Sonsuz rehavet dediğimizde son artı sız sizekini aldığı için bu türemiş bir sıfat olur. En az iki tane bulduğumuz için cevabımız diğer Diyarbakır. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Gençler dokuzuncu sorumuz basit ama az önce sorduğumuz soruların tekrarı olabilecek bir soru. Cümlelerde yer alan birleşik fiiller yani arkadaş bana diyor ki fiillere bak, birleşik fiillere bak. Gençler A şıkkında uyuya kalmak, B şıkkında düşe yazmak, C şıkkında men etmek, D şıkkında çıkabilmek, E şıkkında bitiri vermek. Bunların hepsi birleşik fiil. Ama A, B, D ve E şıkları kurallı birleşik fiil. Bakın ek almak, e yazmak, ebilmek, i vermek. Bunlar kurallı birleşik fiil ama C şıkkı men sözcüğüyle etmek yardımcı eyleminin birleşimiyle oluşuyor. O yüzden cevabımız cizre çünkü C şıkkında yardımcı eylemle oluştuğunu görüyoruz. Gelelim on numaralı sorumuza. Altı çizili sözcüklerin hangisi fiil kökünden türetilmiş bir isimdir demiş. Çok tehlikeli bir kavram. Bakın şunu demeye çalışıyor. Fiil kök artı yapım eki alsın. Gençler fiil bir yapım eki aldıktan sonra isme dönüşsün. Bu şekilde bir kullanım olacak ama kökünün fiil olması lazım. A şıkkına baktığımızda kelimenin kökü sevmek. Sevmekten sevinç olmuş. Gençler sevmek fiil kök. Yani şu hali fiil. E bununla beraber sevmekten sevinç olduğuna göre bu bir yapım eki yani isimleşti. E son hali isim olduğuna göre benim de istediğim şey tam olarak buydu. Fiilden türetilmiş bir isim oldu. Yine de diğer şıklara hızlıca bir göz atalım. Yazıyor ifadesine baktığımızda yazmak ıyor zaten burada bir yapım eki yok. C şıkkına baktığımızda karadan türetildiğini görüyoruz. Gençler fiil kökünden türemesi gerekiyordu. C şıkkını eledik. D şıkkına baktığımızda toptan türediğini görüyoruz ki bir önceki soruda bunu anlatmıştık. Toptan türediği için zaten fiil kökü olması lazımdı. Bunu da eledik. E şıkkına baktığımızda kelimenin kökü vakit. Vakit fiil kökü olmadığı için isim olduğu için bunu da eliyoruz. Cevabımız Adana oluyor. 11. soruya baktığımızda bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Gençler 11. soruya baktığımızda vara vara vardım ol Karataş'a. Hasret ettim beni kavim kardeşa. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. Bu tarz ifadeler şiirsel olduğu için tehlikeli olabilir. Birden fazla yapım eki almış sözcüğe baktığımızda yoktan yoksul yoksuldan yoksulluk. Bunu alabiliriz. Yoktan, yoksul, yoksuldan, yoksulluk. A şıkkını eledik. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir sözcük. Hasret ettin ifadesi yardımcı eylemle kurulduğu için B şıkkını da eledik. Hem yapım hem de çekim eki almış sözcüye bakalım. Gençler ayırmaktan ayrı, ayrıdan ayrılık. Burada yapım eki var ama çekim eki yok. Zaten burada çekim eki görememiştik. Ölüm kelimesi ölmekten ölüm olduğu için yine çekim eki yok. Kanlı ifadesi kandan kanlı olduğu için yine çekim eki yok. Akan en sıfat fiil yine çekim eki yok. Genişer yapım eki almış kelimeleri incelediğimizde sadece yapım eki aldıklarını görüyoruz. O yüzden cevabımız C oluyor. Sesteş sözcüğe baktığımızda vara vara vardım ol kara taşa. Kara ifadesi zaten biliyorsunuz ki doğrudan sesteş sözcük. Geliyoruz bunu. E şıkkına baktığımızda fiilden isim yapım eki almış sözcükler dediği için en az iki tane lazım bana. Ölmekten ölüm. Bir tane bulduk. Ölmekten ölüm. Bu birincisi. Bir de ayırmaktan ayrı. Bakın ayırmaktan ayrı doğrudan fiilden isim yapan ekleri aldığı için E şıkkında ediyoruz. Cevabımız cizre oluyor Gençler bu tarz testlerin devam etmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizler için hem test hazırlıyoruz hem de bunların soru çözümünü yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.